I wish to start by extending our sincere congratulations Öncelikle, to you, Dr. John Ash. Dr. John Ash, sizi tebrik etmekle söze başlamak istiyorum. BM Genel Kurulu'nun 68. oturumuna başkanlık görevinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Mr. President, Sayın Başkan, at the dawn of the 21st century, 21. yüzyılın başında every reason to be optimistic about the future. Gelecek için iyimser olma konusunda her türlü sebebimiz mevcuttu. Çünkü Soğuk Savaş dönemi düşmanlıklarının sona erdiğini ve barışa yönelik bir arayış içerisinde olduğumuzu biliyorduk. Ve istemiş olduğumuz şey uluslararası camia olarak savaşın olmadığı bir ortamdı ve dünyada istikrarlı bir düzenin olabilmesi için uluslararası camia olarak birlikte çalışmanın gerektiğini biliyorduk. Ve Birleşmiş Milletler Sistemi'nin evrensel prensipleri bunun için çok önemliydi. Aynı zamanda dayanışma ve işbirliği ruhu içerisinde çalışmalı ve terörizm gibi bir sıkıntıyla mücadele etme konusunda beraber çalışmalıyız. Zamanımızın en büyük sıkıntıları iç çatışmalardan ortaya çıkıyor. Ve bu tip çatışmalar sıklığı ve şiddeti artan bir şekilde devam ediyordu. Ve siyasi meşruiyet konusu limits the prospects for domestic order. Ülkelerin iç düzenine ve ekonomik kalkınmasına engel teşkil ediyordu. Instead of ve bu noktada the future and the transformation geleceğin ve dönüşümün lokomotifi olmalı ve aynı zamanda ülkeleri yönetenler kendi halklarının meşru isteklerine yanıt verebilmeli. Suriye bunun örneklerinden bir tanesi. Liderlerin attığı adımlar barış ve istikrar konusunda belli sonuçlar doğuruyor ve bu sonuçlar kendi sınırları içerisinde kalmayıp ötesine de geçebiliyor. Gerçekten çok derinlemesine güvenlik açısından diğer ülkelerde de güvenlik sıkıntısı yaratıyor ve kolektif bir güvensizlik ortamı ortaya çıkıyor. Bu noktada her bir münferit ülkenin içerisindeki güvenlik durumunun diğer ülkelere de çok büyük etkisi var. Demokratik yapıların uluslararası barış ve istikrar açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bizler önümüzdeki dönemde bunun için çalışmaya devam edeceğiz, bunun zorluklarını aşmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, hepimiz biliyoruz ki hiç kimse tek başına haklı değildi. Ben Birleşmiş Milletler'in sisteminden burada bahsetmek istiyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'in hem verimli hem de güvenilir olması gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in küresel gerçekliklere uyum sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler gerektiğinde uluslararası barış ve istikrarın idame ettirilmesi için gerekli adımları atabilmeli. Güvenliği, adaleti ve insanların temel hak ve hürriyetlerini koruyabilmeli. Şunu da unutmamalıyız ki bu noktada biz politika yapacağız diye sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Bizim şöyle bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletler'in hukukun üstünlüğü çerçevesi içerisinde şiddet eylemleri veya uluslararası hukuk dışında adımlar atanların yargı önüne getirilmesini sağlaması gerekiyor. Ve bu noktada bu hem asil bir görevdir hem de ivedi bir gerekliliktir. Birleşmiş Milletler sisteminin güvenilir ve gerçek bir şekilde çalışabilmesi için BM Güvenlik Konseyi
tesis edildi. Ve BM Güvenlik Konseyi'nin de görevini yapabilmesi için gerçekten demokratik, verimli ve işleyen bir yapıya sahip olması lazım. Sayın Başkan. No issue facing us is more pressing than the situation in Syria. Suriye'deki konu kadar şu anda bizi sıkıntıya sokan başka bir konu yok. Şunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum. Türkiye, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin elindeki kimyasal silahların imhasına yönelik yapmış olduğu anlaşmayı desteklemektedir. Ama bunun mutlaka BM Güvenlik Konseyi kararına dönüştürülmesinin gereğine inanmaktadır. Suriye'de kitle imha silahları, kimyasal silahlar cephaneliği ortadan kaldırıldıktan sonra bunun Suriye halkına gerçekten çok büyük bir katkısı olacaktır ve Suriye'nin en önemli komşularından bir tanesi olan Türkiye bu silahların imhasını desteklemektedir. Şunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki kimyasal silahlar Suriye'de daha bir ay öncesinde sivillere karşı kullanılmıştır ve bu suçun faili, bu insanlık suçunun faili mutlaka yargı önüne çıkarılmalıdır ve bunun hesabını vermelidir. Suriye kimyasal silahları konusundaki anlaşmanın aynı zamanda bir fırsat olduğunu da düşünüyorum. Umuyorum ki bir güvenlik yapısı kurup tüm kitle imha silahlarının Orta Doğu'da imha edilmesinin ilk adımı olarak vazife görebilir. Suriye'deki durum tabii ki bazı zorlu soruları da beraberinde getiriyor. Bu sadece kitle imha silahlarının kullanılmasıyla alakalı değil. Bu noktada uluslararası camia 100 binden fazla insanın ölümüne, öldürülmesine daha ne kadar seyirci kalacak? Biz burada konuşurken bile insanlar hayatını kaybediyor ve burada bizim bir ahlaki sorumluluğumuz var. Yani bu insanlar ister kimyasal silahlarla da hayatlarını kaybettiler. Bu nedenle masum insanların öldürülmesine değil de bu insanların kimyasal silahlarla öldürülmesine tepki veriyoruz. Böyle bir yaklaşımı biz kabul etmiyoruz. Suriye'nin kimyasal silahlarının ortadan kaldırılması anlaşması, Suriye rejiminin diğer suçları işlemeye devam etmesi anlamına gelmemelidir. Burada büyük bir ulusun kendi kendini yiyip bitirdiğini görüyoruz. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de bu noktada birinci sorumluluklarından birini bu noktada yerine getirmemesi gerçekten çok acıdır. Bu gerçekten esef verici bir durumdur. Siyasi farklılıklar, güç dengelerinin farklılıkları ve jeopolitik mülahazaların bu noktada bu trajediyi sona erdirme zorunluluğunun önüne geçtiğini görüyoruz. Bu trajedi başladığında yüzlerce insanın öldürülmesinden bahsediyorduk. Daha sonra binler oldu, on binler oldu. Şimdi 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğinden bahsediyoruz. Eğer bu çatışmayı bugün durdurmazsak, önümüzdeki yıl bu rakamın ikiye katlandığını göreceğiz maalesef. Kimyasal silahlarla alakalı anlaşmanın kapsamlı bir siyasi stratejinin yerini almasına müsaade edilmemelidir Suriye sorununun çözümü için. Bu çatışma gerçek bir tehdit haline geldi bölgesel barış ve istikrar için. Ve Soğuk Savaş döneminin yan çatışmaları Suriye'yi bugün benzer bir yapı halinde görmemize neden oluyor. Sosyal, siyasi ve ekonomik riskleri de var bu durumun devam etmesi için. Biz birçok alanda bunu kendimiz gördük. Biliyoruz ki iç savaşlar en sert savaşlar arasındadır ve aynı zamanda radikalliğin ve ekstrem güçlerin güçlenmesine de yol açarlar. Ekstrem gruplar bu noktada özerk davranmaya başlarlar ve sadece kendi ülkelerinin değil, ülke dışının da istikrarını ve güvenliğini tehdit edecek bir hal alırlar.
the greatest challenge bu noktada to restoring security in a country. Bir ülkedeki güvenliğin ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hepimizin sorumluluğu var. Biz bu tehdidi fark etmeliyiz ve the more remote the prospects for a peaceful Syria become. Biz ne kadar bu sorunu çözmez isek Suriye'nin sıkıntısı o kadar büyüyecek ve many international statements were made to support their cause. Bu noktada Suriye halkı esasında ilk sokaklara çıkıp protesto yapmaya başladığı zaman uluslararası camia onları destekledi ve onlara birçok vaatte bulundu. Ancak birçok ülke şu anda buradaki sıkıntıdan konforlu bir mesafede, konforlu bir uzaklıkta olayları seyrediyorlar. Ama bu arada Suriye halkı nın yaşamış olduğu kriz gözler önünde. 21. yüzyılın katliamları burada devam ederken uluslararası camia sadece bunu seyrediyor. Aklıma şu soruyu getiriyor. Ne yapılmalı peki? Sağlam bir stratejinin olması gerekiyor. İyi bir şekilde tanımlanmış ve iyi hesaplanmış amaçları olan ve barışçıl bir çözümü amaçlayan bir strateji. Suriye'deki iç savaşın sona ermesi ve Suriye halkının güvenliğinin sağlanması ve kendi ülkelerinin istikrarlı bir geçiş dönemi yaşaması burada temel amaçlar olmalı. Ve uluslararası angajmanın da bu noktada sağlam olması lazım. Biz çatışmanın en başından beri bunu destekliyoruz. Kısacası, biz Suriye halkını kaderine terk edemeyiz. Suriye'deki sıkıntının çözülmesi sorumluluğu uluslararası camianın omuzlarındadır. Güçlü destek ifadeleri mutlaka sahada da karşılığını bulmalıdır. Gerçek eylemlerle. Biz yeni bir Suriye ve barışçıl bir Suriye arayışı içerisindeyiz. Komşularının da rahat edeceği bir yapı içerisinde. Bu noktada komşu ülkelerde bu amaçla siyasi stratejiler geliştirilmeli. Sayın Başkan, Orta Doğu'da son dönemlerde sosyal ve siyasi değişimler olduğunu görüyoruz. Bunları tecrübe ediyoruz. 2010 yılında başlayan dönüşüm süreci 100 yıllık bir statükonun sona erdiğini bize işaret etmişti. Elbette ki bazı reaksiyonlar mutlaka olacaktır değişime karşı. Ancak bölgedeki değişiklikler ki Tunus, Libya ve Mısır'da dahil artık geri döndürülemezdir. Arap halkları da çoğulcu toplumlar kurma yetisine sahip toplumlardır. Ancak yeni ortaya çıkmış siyasi sistemlerden olgun demokrasiler gibi davranmasını da bir günde bekleyemeyiz. Bu noktada toplumlar demokrasiyi anlamalı, demokrasinin içerisinde müzakere kültürünü, uzlaşı kültürünü benimsemelidir. Bu insanlar, bu halklar bizlerin tam ve eksiksiz, tereddütsüz desteğimizi hak etmektedirler. Sayın Başkan, neredeyse 50 yıldan bu yana İsrail-Filistin sıkıntısı var ve adalet kavramına zarar vermeye başlamış durumda bu. Filistinlilerin kendilerine ait bir devletlerinin olmamasının herhangi bir siyasi, hukuki veya ahlaki açıklaması yoktur. Buna rağmen uluslararası camia İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerini devam ettirmesine göz yummaktadır. Barış için çabamız, barış davamız zaten ortadadır. Şu anda taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde bir barış görüşmesi başladı ve bunun başarısı ağırlıklı olarak İsrail hükümetinin geçerli bir Filistin devletinin varlığını kabul etmesine bağlıdır. Bu noktada
front. Filistin tarafının da uzlaşması ve tek bir yapı haline gelmesi gerekmektedir. Bir başka konu da Kıbrıs sorusu. Kıbrıs sorununun çözülebilmesi için, diplomasi vasıtasıyla çözülebilmesi için birçok çaba ortaya konulmuştu. En son 2004 yılında Annan Planı bunlardan bir tanesiydi. Ve Türkiye adil ve müzakere edilmiş bir çözümün en büyük garantörüydü. Ve uluslararası camianın da bu noktada Kıbrıs Rum kesiminin iyi bir şekilde bu görüşmeleri devam ettirmesi konusunda davranmasını sağlamalı. Müzakereye önümüzdeki ay başlamaları gerekiyor. Kıbrıs sorununun çözümü esasında barışçıl ve istikrarlı bir Doğu Akdeniz için önemli bir örnektir. Kıymetli Başkan, kıymetli delegeler. Uzun zamandan beri devam eden çatışmalar, bölgesel işbirliklerinin önünde engel yaratmaktadır. Bizim Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Kafkasya'da istikrarı sağlayacağını biliyoruz. Ve bu noktada bölgesel ekonomik işbirliği ve kalkınmanın yanı sıra işgal edilmiş topraklardan Ermenistan ordusunun çekilmesiyle beraber gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu bölgesel barış için sağlam bir temel oluşturacaktır. Bir başka önemli nokta ise bölgesel işbirliği açısından Balkanlar bölgesi. Son birkaç yıl içerisinde Türkiye çabalarını artırdı ve tüm Balkan ülkeleriyle, uluslarıyla birlikte yakın ilişkiler kurdu. Bizim amacımız bu noktada bir diyalog, karşılıklı anlayış, güven ve uzlaşı ortamı oluşturmaktır. Aynı zamanda güvenli, müreffeh ve barışçıl bir Afganistan içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada da bölgesel işbirliği ve sahiplenme olmazsa olmazdır. İşte bu nedenle ben kişisel olarak üçlü bir zirve başlatma sürecinin inisiyatifini aldım. Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında 2007'den bu yana gerçekten başarıya ulaşmış bir süreç bu ve eminim ki daha fazla başarı da ileride gelecek. Sayın Başkan, bir başka önemli konu ise hepimizi etkileyen bir konu, terörizm meselesi. Gerçekten çok tehlikeli bir insanlık suçudur ve mutlaka mağlup edilmelidir. Biz terörizmi, benim teröristim, senin teröristin ayrımı yaparsak terörizmle mücadele edebiliriz. Bu noktada terörizmle mücadele konusunda uluslararası işbirliği Türkiye için önemli bir önceliktir. Bir başka konuda dikkatimizi cezbeden o da şudur. İslam düşmanlığı maalesef yeni bir ırkçılık formu olarak karşımıza çıkmakta. Ve milyonlarca barışsever Müslüman için tüm dünyada çok önemli bir tehlike haline gelmeye başlamıştır. Bu noktada ifade özgürlüğünün korunmasıyla insanların inançlarına saygı gösterilmesi arasında da iyi bir denge kurulması gerekmektedir. Sayın Başkan, kıymetli üyeler, karşımızda birçok konu var ve küresel olarak sıkıntı yaratmakta olan birçok konu. Türkiye'de dünyanın en az gelişmiş olan ülkelerine yatırım paketleri üretmek suretiyle buraya desteğini vermektedir. Türk dış politikası buna göre konumlandırılmaktadır ve Türkiye geçtiğimiz yıl en büyük dördüncü bağışçı ülke haline gelmiştir. Türk sivil toplum kuruluşlarının da sağlık, eğitim ve kapasite oluşturma alanı yaptıkları çalışmalarla birlikte Türkiye'nin insani yardımı 2 milyar Amerikan doları seviyesine ulaşmıştır yılda. Bizim Somali'deki angajmanımız gerçekten örnek olacak bir yapıdır. Şu ana kadar 300 milyon Amerikan doları bir yardım yapılmıştır. Afrika'ya yaklaşımımız bizim eşit ortaklık anlayışı içerisindedir. Go alone, but if you want to go alone,
Bu noktada eğer hızlı gitmek istiyorsanız tek başınıza gidin ama uzun yol kat etmek istiyorsanız beraber yola çıkın anlayışıyla çalışıyoruz. Sayın Başkan, kıymetli delegeler, Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015-2016 dönemi için daimi olmayan üye koltuğuna adaydır. Türkiye'nin bağımsız sesi Güvenlik Konseyi'ne katkıda bulunacaktır ve diyalog yoluyla birçok sorunun çözülebileceğine inanan bir ülke olarak sizden desteğimizi talep ediyoruz. Sayın Başkan, yeni bin yılın demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve küresel işbirliğinden geçtiğini biliyoruz. Ve inanıyoruz ki uluslararası barış, adalet, özgürlük, insanlık onuru, sosyal ilerleme ve ekonomik refah ile şekillenmektedir. Ve bunun içinde biz çabalarımızı birleştirmek durumundayız ve uluslararası düzeni Birleşmiş Milletler Şartı'nda belirtilen ilkeler doğrultusunda idame ettirmeliyiz. Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir dünya istiyorsak hepimiz bu konuda çalışmak durumundayız. Bizim temel sorumluluklarımız vardır halklarımıza. Bunları yerine getirmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum.